Gün geçmiyor ki muhalefet aslı astarı olmayan konuları gündeme getirerek yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalışmasın. Sayın Özgür Özel, Türkiye'de her 100 öğrenciden 13'ünün yurtta, 87'sinin boşta olduğunu iddia ediyor. Bakanlığımızsa dün yaptığı açıklamada yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 96'sının yurtlarımıza yerleşmiş olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Ama sanırım açıklama yaparken Sayın Genel Başkan tarihleri karıştırdı, AK Partisiz yılların rakamlarını dikkate aldı. 2002 yılında Türkiye genelinde yurt sayısı 190, yatak kapasitesi ise 182.258'di. Bugün ise yurt sayısı 867'ye, yatak sayısı ise 992.955'e ulaştı. Bu yıl ise 355.804 başvurudan 342.002'sinin yurtlara yerleşmiş olduğunu buradan ifade ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Rakamlarla konuşmak lazım. Türkiye'de üniversiteyi kazanan çocukların, gençlerin %96'sının yurda yerleştiğini söyledi. İnanılmaz bir rakam. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. 2023-24 4.153.000 örgün öğretimde evladımız öğrenim görüyor. Yurt sayımız kaç? Bunun ancak 4'te biri 800.000 civarında oda sayı, yatak sayısı var. Yani 5 öğrenciden 4 tanesi sokakta. Ben rakamlarla konuşuyorum. Ama ben bugün Mustafa Özer dedi ki %96 yatak sayımız var. Okula gidemeyen, yurt bulamayan, oda bulamayan çocuklar Konya Milletvekili AKP Mustafa Özer'i arasın. 100 öğrenciden 96'sı madem yatak buluyor, beyefendi onların yerini ayarlasın. Ama 5 öğrenciden 4'ü sokakta. Bu rakamları ben vermiyorum. Sayıştay raporlarında da var. Bakanlık da bunu açıklıyor. Öğrenci yurtlarıyla ilgili bir konuya açıklık getirmekte fayda var. Öğrencilerin %96'sı mı karşılanmış yoksa başvuruların %96'sı mı karşılanmış? Bu sorunun cevabı önemli. Yurt yatak kapasitemiz 992. Yurtlara başvuru yapan öğrenci sayısı 355.804, yerleşen öğrenci sayısı da 342.002. Ayrıca yedek öğrenci itibariyle de 15.299 öğrencimize barındırılıyor. Söylediğimiz şey şu, başvuru yapan öğrencilerin %96'sı yerleştirilmiş durumda. Bir genel başkan ya bu rakamları sanki her öğrenci, yani Türkiye'deki bütün üniversite öğrencilerinin hepsinin yurt başvurusu yaptığını düşünerek söylediği rakamları söylüyor. Bunu söylüyorsa bu da bir kabul edilemez ya da kasten rakamlar yanlış veriliyor eline. Bu rakamlar doğru ve öğrencilerimizin özellikle kız öğrenciler ilk defa üniversite kazanıp gelmişse, yurt başvurusu yapmışsa hepsinin yerleştirilmesi için özel bir çabayla devam ediyoruz. Yurt konusundaki bu doğru bilgiyi özellikle paylaşıyorum ve gençlerimiz ve çocuklarımızı bu tip kutupsallaştırmaktan vazgeçmemiz lazım. Varsa bir doğru haber, bunu hep birlikte doğrusunu paylaşalım. Bakın, İBB'nin de vaktinde 64 tane yurt diye söylediği bir rakam var. Tebrik ediyoruz. 64'ünü yapmasa da şu anda 14 tane yurt yapmışlar. 14 yurtta onlar da hizmet vermeye çalışıyorlar. Bu işleri doğrusuyla eğrisiyle konuşurken lütfen toplumu germeyecek, toplumu bir kutuplaşmaya götürmeyecek usulle doğru bilgiler üzerinden bilgilerimizi paylaşalım diyorum. Yurt konusunda öncelikle başvuru rakamlarını, resmi başvuru rakamlarını gelip burada bir kartona bastırıp Sayın Grup Başkan Vekili paylaşsın. Ben buradan kendisine bir şeye söz veriyorum. Bundan sonra yurt için beni arayan herkes resmi değil bu. Herkes beni yurt dışına, herkesi kendi makamına yollayacağım. Türkiye'de öğrenci sayısı belli. Yurt sayısı, yatak sayısı belli. Bunların bir kısmı aynı şehirde üniversite kazandığı için küçük bir kısım evde kalıyor. Ama birçoğu yerleştirilemedi. Bu bir gerçek. Niye bizi arıyorlar? Tüm milletvekillerini arıyorlar. Ya bana başvuru 1000 tane. Bana 1000 tane başvuru gelmiş. Niye bu doğruları konuşmuyoruz? 2024'ün Hatay'da sonuna kadar vaat bitireceğim dediniz. Konu sayısı belli. Yaptığınız konu sayısı belli. Neyi konuşuyoruz ki biz burada? Tamamlayamadınız. Neyi konuşuyoruz? Ama sürekli olarak algı. Algı insanların karnını doyurmuyor. Laf insanların karnını doyurmuyor. Doyurmuyor kardeşim. İnsanlar yurt istiyor. Bize geliyor. Size ulaşamıyor. Size ulaşmak imkansız. 300 bin başvuru varmış, 900 bin yatağımız varmış, 600 bin boş yatak var. Orayı da valla saraya verin, yatak olarak kullanın misafirlerinize. Yurt başvurularıyla ilgili Ali Mahir Bey'e başvuru yapmayacak gençlerimiz. Genç ve Spor Bakanlığımızın internet sayfasından girecekler. Çok da kolay, çok basit bir yöntemle başvuru yapacaklar. İsim hepsi tek tek ilan ediliyor. Verdiğim rakam, başvuru sayıları da Gençlik Spor Bakanlığı'nın internet sayfasına girsinler. Benim rakamlarım değil, bakanlığın kendi resmi rakamları. Bu konuda her başvurunun değerlendirildiğini ve %96'sının yerleştirildiğinin doğru bir rakam olduğunu tekrar kamuoyunun ve meclisin gündemine sunuyorum. Teşekkür ediyorum başkan. Ne için Sayın Başar? Şey yaparsanız. Duyayım, şey yapacağım. Şimdi bu nasıl büyük
Buyurun. Ali Mahir Başarır bir tarikat lideri falan değil yurda olsun. Ama bir gerçek var. Şimdi %96'sı yurdun öğrencinin %96'sı %96'sı yurda yerleşmiş diyor. Yalan. Yalan, bu yalan yani. Burada da niye bana başvuracak? Tabii ki bakanlığa başvuracak. Bakanlığın yerleştirmediği başvurular için insanlar bize geliyor. Aynen öyle. Yok öyle bir şey. Tabii sana göre hiçbir şey yok. Şubat depreminden bugüne kadar 19 ay geçti. Konutların büyük çoğunluğu teslim edilmedi. Hala çadırda yaşayan insanlar var. Hala konteyneri isteyen insanlar var. Okullar yapılmadı. Eğitim devam etmiyor. Mevcut iktidar ancak depremden sonra çözülebilecek bir sorun olarak görüyor deprem gerçeğini. Şimdi İstanbul'da, İzmir'de, Ege'de beklenen bir deprem var. Ama maalesef ki bu iktidar buna hazır değil. Mevcut bakan deprem dışında her şeyle uğraşıyor. Bununla ilgili açıklama yapmıyor ama yaklaşık 6 şiddetinde bir depremi bugün Malatya'da yaşadık. Biraz daha büyük bir deprem olsaydı Malatya belki tekrar yıkılacaktı. O yüzden gerek meclis, gerek bu ülkeyi yöneten iktidar, yürütme bu konuyla çok daha fazla ilgilenmeli, gerekli tedbirleri almalı. Deprem meselesini gerçekten unutuyoruz. Oysa ki çok hazin bir hafızamız var, çok acı dolu bir hafızamız var. Depremin üzerinden zaman geçiyor, deprem unutuluyor. Depremde yapılması gereken, alınması gereken önlemler hiçbir şekilde alınmıyor. Ama sadece deprem öncesi önlemler alınmamakla yetinilmiyor. Deprem sonrası da yapılması gerekenler konusunda hükümetin neredeyse adım atmadığını görüyoruz. Hali hazırda özellikle hükümetin vaat ettiği, örneğin Tayyip Erdoğan'ın Mart 2023'te yaptığı açıklamada diyor ki 319 bin konutu bir yıl içerisinde teslim edeceğiz diye bir açıklaması var. Yine 680 bin konut ve 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün inşasına başladık ve bunları hızlı bir şekilde teslim edeceğiz diye açıklamalar var. Oysa benim elimde bir yıl içerisinde hedeflenen ve teslim edilen konutların istatistik bilgisi var. İzninizle onları paylaşmak istiyorum. Örneğin Hatay'da 254.195 konut yapılması hedeflenmiş. Sadece 10.048 yapılmış. Sadece %4'ü teslim edilmiş. Kahramanmaraş'ta 412.414 konut yapılacakmış. 19.501'i yapılmış. Adıyaman'da 64.811 konut yapılması planlanıyormuş. Sadece 6.001 konut yapılmış. Malatya'da 103.019 konut yapılması gerekiyormuş. Sadece 6.672 konut yapılmış. Antep'te 41.922 konut hedeflenmiş, 15.160 konut yapılmış. Burada hepsi devam ediyor ama en çarpıcı olanı Kilis'te 3.361 hedeflenmiş, 2.001 yapılmış. Yine Antep açısından bir oran var. En yüksek oranı Kilis oluşturuyor. %60'ı yapılmış ve teslim edilmiş. Ondan sonra gelen %36 ile Antep. En fazla yıkımın olduğu Hatay kaç? Sadece %4. Yani burada hem konutları toplam bütün deprem bölgeleri açısından aslında hedeflenenin çok altında kaldığını görüyoruz. Hali hazırda o kentlerde insanların konteynerlarda kaldığını, yollarının olmadığını, çamur içinde yaşadıklarını, çocukların okula ulaşamadığını, erişemediğini, konteynerlarda eğitim yaptığını biliyoruz. Ama aynı zamanda ideolojik, politik bir ayrımcılık da olduğunu görüyoruz. Hatay en fazla yıkımın yaşandığı, neredeyse taş üstünde taş kalmayan bir kent, şimdi bir taraf rezerv alan meselesiyle yağmalanıyor. Diğer taraftan da sadece %4 konut yapılarak Hatay halkı bunun kabul edilemez olduğunu ifade etmek istiyoruz ve deprem ülkesi olma gerçeğinden yola çıkarak da hızlı bir şekilde gerçekten bir deprem bakanlığı, bir afet bakanlığının kurulması veya atılması gereken adımların da bir an önce atılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yıllarca her kentsel dönüşümümüze ransal dönüşüm diyerek karşı çıkanlar, engel olmaya çalışanların da bu can kaybının vesile olduklarını unutmamak gerekir. Kentsel dönüşüm hayat kurtarır, bunu unutmamak gerekir. Yeniden inşa çalışmalarıyla ilgili de son rakamlarla ilgili bilgileri paylaşmak istiyorum. Rakamlar zikredildi. Evet, 6 milyondan fazla bağımsız bölümün incelenerek hasar tespit çalışmaları yapılmış. Bunun üzerine 680 bin konut, 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün ağır hasarlı olarak kullanılmaz hale geldiği tespit edilmiştir. Deprem bölgesinde de 429.535'i konut, 34.253'ü de ticarethane olmak üzere 463.788 bağımsız bölümün büyük bir kısmının
Onun da rakamını söyleyeyim. Yani 335.707 konut ve iş yerinin ihalesi tamamlanmış olup üretim aşamaları başlamıştır. Bunlardan da 93.817 deprem konutumuzda teslim edilmiştir. Şimdi ısrarla Hatay'la ilgili sanki bir ayrımcılık yapıldığına, oranın geri bırakıldığına dair iddialar var. Neden biz böyle bir şey yapalım? Neden Hatay'ı geride bırakalım? Bunun akılla, izanla ölçülemez bir tavır olduğunu söylemek istiyorum. Hatay'daki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi, ben Hatay'da deprem sonrası bir ay kendim bizzat orada kaldım. Herkesle tanıştık ve çalıştık, hala takip ediyorum. Ve en önemli sorunumuz, sağlam zemin bulmak, yer bulmak, mülkiyet sorunlarını çözmek, vatandaşın mülkiyet sorunlarını çözüm üreterek yeni inşa alanlarını tespit etmek. O yüzden dolayı Hatay'daki inşa süreçleri daha geç başlamış veya yapılmaktadır. Ama şundan kimsenin endişesi olmasın, Hataylıların da hiçbirinin endişesi olmasın. Her türlü destek ve çalışmayla Hatay'da da son hızla çalışmalarımız devam ediyor ve evlerine kavuşacaklar. Bunun dışında depremden etkilenen bütün şehirlerimizi, 11 şehrimizi de İlbank aracılığıyla özellikle içme suyu, atık su, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin yapılmasıyla ilgili olarak da 64 milyar TL'lik hibe desteği de verilmiştir. 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın 100 bin konut vaadi vardı. Maalesef sadece 4 bin yaptı diyebiliyorum ama belki sayı artmış olabilir. O konuda rakamın doğrusunu eminim Ali Mahir Bey daha doğru bilecektir ama 100 bin konutun sözünün verildiğini ve kaç konut yapıldığını 4 bin diyebiliyorum. Doğru sayı eminim söyleyeceklerdir. Şimdi matematik diye bir şey var Sayın Başkan. Biz oranları söylüyoruz valla. Şimdi oranlar açık ve net. Diyor ki siz Hatay'a ayrımcılık yapıyorsunuz. Bu kadar. %4 yapmışlar. %4. Depremin merkez üssü, en fazla yıkılan kent, en fazla mağdur edilen kent. Sadece mağdur etmediler. Sadece konut yapmamazlık yapmadılar. Bir de dediler ki orta hasarlı olan binaların sahipleri konutlarını onarabilir. Millet gitti, borçlandı, harçlandı, konutunu yaptı, binasını onardı. Sonra ne dediler? Getirdiler buradan rezerv alan yasasını geçirdiler. Şimdi ne diyorlar? Hayır efendim, 1 milyon para mı yatırdın, konutunu sağlamlaştırdın? Olmaz diyor. Ben bu orta hasarlıyı da yıkarım. Burası artık rezerv alan diyor. Defne halkı haftalarca, aylarca ayaktaydı, yürüyüş yapıp duruyorlar. Niye? Sizin hukuksuz uygulamalarınız nedeniyle. Sizin önce millete tamam orta hasarlı yıkmayacağız, onarın deyip sonradan gidip rezerv alan inat edip bütün oralar... Ya birinin himayesinde 3-5 tane kuruluş yapmış, 3-5 tane dikiş nakış kuruluş. Şimdi buna şükür mü edeceğiz? Ya orada çocuklar kamu binalarını açmadılar. Ayakta olan kamu binalarını çocuklara açmadılar. Çocuklar okula gidemiyor. Defne'de, Hatay merkezde ve depremin olduğu yerlerde ne kadar çok Hataylı sırf çocukları okusun diye kentlerini terk etti biliyor musunuz? Servis yok, yol yok, okul yok, elektrik yok. Hala konteynerlardalar, hala konteynerler yanıyor. Hala insanlar çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bir de bununla da yetinmediniz. Bütün harfiyatı götürdünüz, tarım havzalarına döktünüz. Bütün harfiyatı götürdünüz, su yataklarına döktünüz. Bu da yetmedi. Henüz ekini daha biçilmemişken gittiler oraları dümdüz ettiler. Ekinini bile biçmesine izin vermediler Hataylıların. Oranın üzerine konut yaptılar. Zeytin bahçelerini söküyorlar. Ama gelmişler burada, biz her şeyi yapıyoruz. Ya 680 bin hedefiniz var. Teşekkürler. 93 bin teslim edilen konut olduğunu söyledim. Hatay'la ilgili hiçbir ayrımcılığımızın olmadığını. 6 Eylül açıklaması var Bakan Bey'in. Ekim'e kadar teslim edilenleri hesap etmezseniz o rakam öyledir ama son rakam Ekim ayı itibariyle, bugün itibariyle 93.817. Ya işte bakın, en önemli meselemiz bu. Devletin resmi rakamlarıyla maalesef doğruyu bile inandıramıyoruz. Ne diyelim yani? Bu devletin, bakın bugünün rakamı söylüyorum, güncelini söylüyorum. Daha her gün konut teslim ediliyor. Bunu görmezden gelmek hata. İşte Hatay'da da bunu görüyoruz. İnsanların mülkiyet hakları korunarak, insanların şikayetleri göz önüne alınarak yapılan araştırma ve incelemeyle konut inşa etmeye çalışıyorsunuz ama bir taraftan bu yalan bilgilerle de mücadele etmek gerekiyor. Hataylılar her şeyin çok iyi farkındalar. Biz belediye başkanımızın da yoğun bir çaba içerisinde Hataylıların bütün sorunlarını çözmek için çalıştığını da biliyoruz. Her türlü desteği ve